Müzisyenin biyografisi de burada. 1950'lerde Türk müzik tarihine en çok eser kazandıran müzisyenlerden biriymiş. Ben çıkışta birkaç kaynak daha bakarım. Kitapçıya uğrarım. Doruk. Yapma ama böyle. Ne diyorsun Yasmin? Ne yapayım anlamadım. Benden nefret ediyormuş gibi davranma. İzin ver bir anlatayım. Ne anlatacaksın? Bize yalan söyledin. Apaçık bizi kandırdın. Bak biz o yarışma için umutlanmıştık, tamam mı? Hayaller falan kurmuştuk. Hayır yani benim anlamadığım şey de şu. Ne geçti şimdi eline? Ne oldu? Biz başaramadık diye mutlu mu oldun? Ne oldu? Çok kızmıştım size. Beni defile günü çok rencide ettiniz. O elbiseyi ben giymek istemiştim ama sen öyle söyleyince Asiye seçildi ve ben çok bozuldum. Kendimce de size böyle bir karşılık vermek istedim. Nasıl yani? Bir elbise yüzünden miydi bütün bu saçmalık? Biliyorum. Aptallık ettim. Kızmakta da haklısın. Ama bana bu kadar kötü davranmanıza gerek yok. Biraz önce sınıfta Asiye ile Aybike de bana düşman gibi davrandılar. Tamam, onlar beni zaten sevmiyor. Ama sen bu kadar kötü davranmasan olmaz mı? Yasmin tamam ağlamam. Niye ağlıyorsun ki şimdi? Tamam deneyeceğim. Yani biraz zor olacak ama deneyeceğim seni anlamayı, tamam? Hadi sil gözyaşını. Ne diyorduk? Yazarın otobiyografisi falan bir şeyler diyordun. Hemen yazalım onları. Benim çıkmam lazım. Yarın devam ederiz, olur mu? Tamam.